Evet sevgili dostlar programımızın bu bölümünde çok değerli bir konumla beraberiz. Sağlık biliyorsunuz özellikle işletmesi çok yüksek bir alan ve turizmi olan bir alan ve dünyada artık giderek bu sektörler işletmesi ve turizmi giderek yani sağlığı bile içine almış daha geniş bir yelpazeye almış durumda ve bu işin profesyoneli karşımda. Sağlık yönetimi uzmanı sevgili Songül Alcı. Hoş geldin Songül. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin. İyiyim sağ olun. Bomba Nasılsın? gibiyiz. Bomba gibiyim tabii ki her evet, zaman. süper. Beni hep şu sevindiriyor. Ülke olarak gerçekten sağlık alanında evet profesyonel hizmetler sunuyoruz. Ancak sunmak marifet değil. O hizmeti e, tanıtmak. Evet. O organizasyonları profesyonelce yapabilmek ve işin işletmesini üst düzeyde sergilebilmek ayrı bir marifet. Hekimliğin evet. ve o hizmetin dışında bir şey bu. Sizler de bunu çok güzel yapıyorsunuz ve bu işte gerçekten emek sarf ediyorsunuz. Sağlık. Önce sağlık yönetimi nedir? Şöyle bir genel konuşalım mı? Sağlık yönetimi şu. Şimdi bir zamanlar baktığımızda geçmişe bir 10 yıla böyle baktığımızda ki en erken dönemdir bu. E, sağlığın özel hastanecilikle birlikte, klinikcilikle birlikte ve sağlık turizminin ortaya çıkmasıyla birlikte aslında hekimlerin pek işletmeciliği Bazıları hariç tabii ki yapamadığını, tabii. işletmeciliğin işin sağlık kısmını çünkü çok ayrı bir organizasyon biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani hastanecilik çok farklı bir işletme Kesinlikle. şekli. Ee, i̇şletmecilerin de çok hastane işlerinden anlayamadığını gör, görüldü. Kesinlikle. Ve dolayısıyla sağlıkla işletmecilik bir araya getirildi ve sağlık işletmecileri ve Üniversitelerde özel bölümler açılmaya başladı. Ya da master programları açılmaya başladı. Tabii işletmeciler için ya da işte tıp fakültesi ya da sağlık kurumu mezunları için. Dolayısıyla bu iki meslek birleştirildi ve bugünlere de geldik. Evet. Hakikaten çok doğru da olmuş. Kesinlikle. Bugünleri görebilmişiz. Hatta ben bir ara bir, 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 bir projede hazırlamıştım. Çünkü e, Sağlık Bakanlığı'nda bile yönetim tek bir başhekimin elinde olması ki hekim evet. işletmeciliğin yani eğitimini almamış Evet. E, ...baktığınız zaman profesyonel olarak aslında sorumlu bir konu. Evet. Onu daha böyle geniş bir e, yelpazenin yönetmesi gerektiği evet. CEO tarzında. Evet. Bununla ilgili çalışmalar ben de yapmıştım yani sevgili evet. Songül. <laughs> Katkım da vardır onu söyleyeyim. Mutlaka. E, şimdi sağlık turizminde neredeyiz? Sağlık turizminde çok iyi bir yerdeyiz. Evet. Ama harika mıyız? Değiliz tabii ki. Evet. Yani daha da çok eksiğimiz var, çok problemlerimiz var. Eee... Her geçen gün yarışıyoruz ve kendimizi aşıyoruz. Pandemi bizi biraz durdurduysa da şu anda bir patlamanın da eşiğindeyiz. Biliyorsunuz evet. ki 2023 hedeflerimiz var. Ee, güzel organizasyonlar var. Yakında karşımıza daha derli toplu, daha iş bilir, daha profesyonel hı hı. sağlık turizmi şirketleri ortaya çıkacak ve bunları duyacağız yakında. Sadece kliniklerin e, ya da işte... Şöyle söyleyeyim sokaktaki taksiciden Hı -hı. kuaförünüze kadar herkes sağlık turizmci. Evet, evet, hani hele varsın. yurt dışından bizi izleyen çok ve biliyorum ki herkes birbirine refere ediyor bu konuda. Evet. Ben gördüm işte biri yaptırmış vesaire. Artık bunlar daha profesyonel hale gelecek. Hı -hı. Küçük organizasyonlar var. Evde oturan herkes bilgisayar başındaki herkes sağlık turizmci. Ama bütün bunların üzerinde çok ciddi organizasyonlar geliyor. Çünkü evet. artık hataya yer vermemek gerekiyor. Aslında. Önümüz görüldü. İşin ekonomisi görüldü. Hı -hı. Türkiye için ne kadar önemli olduğu görüldü. Hı -hı. Bakanlığın da zaten büyük desteği var uzun yıllardır. Çok ciddi teşvikler Şimdi, var. Şimdi evet, kuralsızlıklar, ruhsatsızlıklar, problemler, denetimsizlikler, görülemeyenler, merdiven altılar derken artık bu sene her şey çok farklı. Çok güzel. Tabii bu, bu kadar güzel hizmetler sunulurken bunun organizasyonunu, işletmeciliğini iyi bir noktaya taşıyamayınca bunu dünyada sergilemek zor oluyor. Kaynakları çekebilmek zor oluyor. Bunun farkına varıldı. Yani Evet, evet ben de varıldı. Görüyorum. Evet. Özellikle sağlık turizmi deyince saç ekimi hep akla geliyor, değil mi? Yani saç ekimi ile ilgili son gelişmeler nedir ülkemizin durumu ne aşamada? Neden saç ekimi ee, hani sağlık turizmi deyince evet İstanbul'da bu iş çok kaliteli yapılıyor. Çok hı hı. ciddi klinikler var. Bu işin başkenti artık dünyada. Ee, ve saç ekimi e, taleplerini gördüğümüzde sağlık turizminde en üst sırada. Sağlık turizminin lokomotifi diye bakıyoruz. Hı hı. En ilk sırada geliyor. Ayaktan tabii bir tedavi sistemi. Pratik herkes için. Tabii saç ekimi deyince e, bir sürü yöntemler şu an öyle çok farklı yöntemler ön planda. Özellikle doğal arayışlar var hani beni natürel olacak mı doğal olacak mı işte bir sürü teknikler falan vesaire sizlerin bu noktadaki tercihleri nedir? Şimdi ben 20 senedir bu işi yapıyorum ve bir yaklaşık 15 yıl önce falan çim adamı olmayın diye ortaya çıkmıştık. <laughs> yani Çok çünkü güzel. hakikaten o zaman saç ekimi demek sanki böyle çim adam olmak evet, demekti. İşte sana saç yani evet. işte orada saç çıkmış daha ne istiyorsun. Tabii sonra sonra artık doğa, yani işin artık e, anlaşılmasıyla erkeklerin estetik cerrahi tercihleriyle ve saç ektirmek istemeleriyle bunu öğrenmeleriyle tabii ki doğallık arayışı tüm estetik cerrahi işlemleri için geçerli. E, arayışı oldu. Aslında 25 senelik bir geçmişe sahip neredeyse saç ekimi diye düşündüğünüzde anca aslında öğrenilildi. Bu aslında eğitimi olmayan bir iş, teknik bir iş, sonradan öğrenilen bir iş, tecrübeyle devam eden bir iş. Hı hı. Dolayısıyla artık öğrenildi. Evet. Artık çok iyi çok. yapılıyor. Evet. Çok kaliteli yapılıyor. Hı hı. Dünyada en iyi yapılıyor hatta. Tamam. Tabi burada e, tercihler önemli. Yani e, hizmet almak isteyen insanlar bir saç ekimi yaptıracak. Şimdi bir arayışa giriyor ister istemez. Evet. Çok şeyler var. Yani o arayışlarını, tercihlerini yönlendirecek önlerinde çok materyaller oluyor. Gerek sosyal medyalar, gerek reklamlar vesaire. Ancak sevgili seyircilerimiz böyle bir tercih yapacaklarında nelere dikkat etsinler, nelere baksınlar? Şimdi aslında saç ekimi ya da herhangi bir sağlık talebinde, yurt dışında İstanbul'a, Türkiye'ye gelmek isteyenlerin ilk yaptığı şey tabii... Arama motorlarına bunu yazmak. Hı -hı. Fakat arama motorları maalesef çok kolay manipüle edilebiliyor günümüz dünyasında. Hı -hı. İstediğiniz kişinin önüne istediğiniz reklamı çıkartabiliyorsunuz ve istediğiniz sürede çıkartabiliyorsunuz. Evet. Ucuz ve merdiven altı yerler biraz birkaç kaliteli video çekerek sizin önünüze çıkabiliyor ve sonradan Hı -hı. sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Her internette önünüze çıkan yere değil. Hakikaten konu saç ekimi ise saç ekiminizi yapacak kişiyle, kol santırlarla değil. Hı -hı. E, maalesef call center'lar var. Maalesef olacak ama bir sonrasında mutlaka bir doktorun da e, fikri alınarak en son noktada Hı -hı. randevunuzu okeylemeniz evet. lazım. Yani önce merkezin gerçekten ruhsatlandırılmış Tabii, efendim böyle bir hekimin fasad, olduğu bir hekimin net e, direktörlüğünde e, yapılanmasını oluşturmuş. Ee, yani böyle birinin işte e, az önce söylediğiniz gibi birinin gelip götüreceği herhangi bir köşe başında sağda solda yapılacak şeyler değil bunlar. Evet. Resmi mailler ve sözünüzü kesiyorum tamam. kusura bakmayın ee, yani resmi mail adresleri ve kurumların hmm. logolarıyla bilinen hastanelerin logolarıyla gelmiş rezervasyonlar ya da otellerin e, logolarıyla gelmiş rezervasyonlar onlar hmm. için çok önemli. Yani bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Sağ hastaların sağlık bilgilerinin en başta hı hı. alınması gerekiyor. Bir anemnes, bir in, yani hı hı. telefon üzerinde bu soruların bir kayda geçmesi ve bir hekimin okey'inin görülmesi hı hı. bu belgeler online olarak kişiye gidebilir. Ondan sonra hani biliyorsunuz ki birçok sorunla karşılaşılıyor evet, Türkiye içerisinde. Evet, evet. Yani merhaba, saç çektirmek istiyorum. Gel o zaman salı günü. Den ibaret değildir evet, kesinlikle evet. saç ekimi unutmayalım ki bir ameliyat evet, kesinlikle Estetik cerrahinin bir ameliyatı ben onu söylüyorum insan kutsal bir varlık kendisine müdahale ettirirken e, bu kutsallığı kaybetmemesi lazım kesinlikle yani herhangi biri yani e, şimdi ben kendi alanımda da yaşıyorum gidiyor bel çektirmeye gidiyor yani şimdi bu, yani, evet, evet, <laughs> hocam fıtığımı evet. buldu diyor tamam. <laughs> yani evet. yani e, bunlar olacak çok şeyler. Çok müsait yani, insanımız. Aynen öyle çok müsait. Onlara bu cehaleti yenmemiz lazım. Hepimiz birlikte yenmemiz lazım. E, yani saç ekimiyle ilgili ağır vakalarla karşılaştır. Bu televizyonlara çıktı biliyorsunuz kamuoyuna evet. yansıdı. E, o açıdan e, ölümlü sonuçlar doğurdu. Evet. Yani bunlara dikkat etmekte fayda görüyoruz. E, yurt dışından şu anki ülkemize e, saç ekimiyle ilgili özellikle o konuyu biraz e, toparlayalım. Hı hı. Ne kadar e, tercih ediliyor? Şu an e, dünya e, düzeyinde. Çok fazla tercih ediliyor. Hı hı. Yani Avrupalı insanlara baktığımızda yüzde kırk anketlere bakıldığında yüzde kırkın üzerinde kişinin bir ülkeden bir ülkeye gitmek istediği bir sağlık hizmeti almak için gitmek istediği biliniyor. Hı hı. Şimdi saç ekimine ne kadar popüler olduğunu görüyoruz, fark ediyoruz. Her Türk, yurt dışındaki Türk'ün bir yabancı arkadaşı, her yabancının bir Türk arkadaşı ya da diğer arkadaşları var. Türkiye, a, nerelisin? Türkiye denim. A saç ekilen yer gibi bir artık örneklemeler evet. görüyoruz. Hatta Güzel. bu konuda dünya televizyonlarında belgeseller oluştu Türkiye bir saç ülkesi başlığıyla Güzel. herkes a saç ekilen yer gibi evet. bakılıyor tabii ki çok fazla talep ediliyor. Hangi bölgeler daha çok bunları biliyor muyuz aşağı yukarı? Ülkeler olarak yani artık Avrupa yani birkaç sene önce bu soruyu sormuş olsaydınız daha Orta Doğu ülkeleri derdim. Fakat hı hı. şu anda Orta Doğu diyebiliriz ama en çok Avrupa İtalya İspanya Almanya. E, sıralamasıyla gidiyoruz. Hı hı. E, tabii saç ekimiyle birlikte bazı da diğer estetik e, e, tedavi tedaviler de oluyor. E, çok tercih ediliyor. Evet. E, bunları sıralarsak en çok e, karşılaştığımız ya da en çok ülkemiz tercih edilen e, hangi estetik e, çalışmalar var? Birçok estetik operasyonlar evet. yapılıyor tabii ki. Ee, yani hemen hemen hepsi yapılıyor tabii ki. Sadece ayaktan ve pratik olması gerekmiyor. Yatış gerektiren işlemler de hı hı. E, tabii ki hastaneler içerisinde yapılıyor. En çok tercih edenleri hani sıralanamıyor ama mesela erkeklerde derseniz evet saç ekimi, sonra rinoplasti, sonra jinekomasti evet. yani erkeklerde meme küçültme işlemleri diye sıralayabilirim. Hı. Kadınlarda da benzer operasyonlardan. Kayanlar birçok tercih ediyor. Bir, birçok yani. <laughs> o bir karışık yani. O bir sıralanmıyor. Bir dakikaya değişebilir aynen, kurlar. Aynen. Şimdi sadece bir şey için geliyor ama birçok şey yaptırıp gidebiliyor. Tabii tabii. Yani ee, hani biraz yanaklarıma derken bir bakıyorsunuz ki üç gündür hastanedeyiz. <gülüyor> yani delilenmiş <laughs> gitmiş yani. <laughs> Tamamen değişelim gidelim. Güzel. Şimdi e, organizasyon deyince tuvalet turizmi organizasyonu ana başlıklarda neler var? Yani e, öncelikle tabii hastanın e, ulaşılması yani hastanın e, merkeze ulaşması, sonrasında olaylar nasıl gelişiyor? Kişi bize ulaştıktan sonra evet. WhatsApp üzerinden artık yani telefon üzerinden ya da internet üzerinden bir şekilde bize ulaştıktan sonra artık aslında her şey kolay. Tabii Hı -hı. ki hasta bir kere istediği işleme uygun mu? Evet. Fotoğrafları istenir. Evet, anemnez istenir yani sağlık bilgileri istenir. Hı -hı. Mutlaka doğru verilmesi gerekir buradan da Tabii, söylüyorum bu çünkü önemli. evet. Ee, dolayısıyla hastanın uygunluğu evet bir hekimden geçtikten sonra işleme çok uygunsunuz ve Hı -hı. şöyle bir sonuç bekliyoruz sizden denir ve hasta kabul ettiğinde artık bizden gün ister. Hı -hı. Eğer e, havalimanından havalimanına kadar bir organizasyon hatta uçak biletiyle birlikte bir organizasyon istiyorsa zaten bize bırakmalı. Hı -hı. Ama havalimanından havalimanına bir organizasyonda bize bir biletini atması yeterli. Hı -hı. Biz otel rezervasyonları, hastane rezervasyonlarını tüm süreç bilgilerini hastalarımıza veriyoruz. Hatta yabancı arkadaşları e. için diğer dilleri bilen yani biliyoruz ki bizi şu yurt çok fazla kimseyiz diyor e, birçok dilde tercümanımızla birlikte onlara yardımcı oluyoruz. Evet. Yani artık sadece bir Türk olmasından ziyade dünya global bir tabii, hizmet tabii. sunuyoruz. Yani tabii. diğer birçok ülke vatandaşının da hizmetinde oluyoruz. Tabii sağlıkla birlikte e ilave destinasyonlarda yanında veriyor musun? Mesela bir geldiğinde bir gezi falan yaptırıyor musunuz? Hasta uygunsa tabii. Su <laughs> En sevdiğim şey bu benim. Evet evet, mutlaka yanında bir şeyler olmalı. Seviyoruz. Ee, birçok hediyeler veriyoruz. <laughs> Onun dışında gezimiz de oluyor evet. toplu gelişlerde. Bu paketler inanın ki biraz da turizmciyiz. Tabii. Fazlasıyla turizmciyiz hasta. Evet. Biraz önce hani sağlık ve işletmeyi birleştirdik dedik. Bir de bir turizm işletmelerini birleştirdik Kesinlikle. aslında. Onu da yapıyoruz. Hep Hepimiz birer turizmciyiz de. Dolayısıyla evet paketlerimiz var. Ee, bazı paketlerimizde grup gelişlerde bunu sunabiliyoruz. Yani e, Mesela Sultanahmet gezileri yurt dışı hastalığı Bayılırlar. için. Mısır çarşısı <laughs> tabii Sultanahmet alışverişi yapılmadan olmaz. Ee, mutlaka bir boğazda tur atılmadan gidilmez. Ee, bir kebap yenmeden gidilmez. Yani mutlaka bir turlarımız var. Evet. Ee, hatta yani... E, Uygunsa, uygun müdahalelerde yazın tabii ki daha sıcak de hastalarımızı gönderebiliyoruz o otellere kadar rezervasyon Kesinlikle. yaptırabiliyoruz. Çok güzel. Tabii burada e, bütün bu organizasyonlar ya da yapılan bütün bu çalışmaların en önemli semeresi hastaların sağlıklı olması. Kesinlikle. Yani yapılan ameliyat, yapılan estetik işlem her neyse sonuç itibariyle hastanın yüzünü güldürüyor olması e, bu noktada e, hekimlerimize ben çok güveniyorum. Gerçekten kendi adıma değil, bütün hekim arkadaşlar adına da e, gururla söylüyorum ki gerçekten e, belki dünyada en iyi hizmetler yani ilk üç sıralamada ilk üçte evet. mutlaka yer aldığımızı düşünüyorum. E, ama e, biraz kıymeti bilinmiyor. İşte sizlerin bunu prezente etme gücünüz, sizlerin bunu sunma gücünüzle e, inşallah ortaya çıkacaktır. Hep mesela normal turizme bakıyorsunuz Antalya'ya vesaire birçok yere turistler geliyor. Yani e, yıllık Ülkemize katkısı yaklaşık 40-50 milyar dolara kadar ulaşan düzeyde. Evet. Şimdi yani biz geçen yılın rakamlarını 1 milyar dolar civarı sağlık turizmi Oralarda geziyor aslında. Şimdi çok, çok e, geri seviyelerdeyiz. Şimdi 10 milyar dolar beklentisi var. Eh, ...2023 i̇şte Bakanlığın açıklaması. Biz eh. saç ekimi olarak ...1 milyon üzerinde hasta, yani saç ekim olarak derken birçok estetik cerrahi evet vesaire Hı -hı. vesaire çalışıyoruz zaten ama saç ekiminden bahsediyoruz diye öyle söyledim ...1 milyon hasta hedefimiz var. Çok kolay ulaşılabilir. Hı -hı. Yani merdiven altını önleyebilirsek belki de o sayıya geldik bile. Hı -hı. Ee, bu konuda evet. Ee, çok Burada, yani dediğiniz gibi o e, organizasyon içerisinde sağlıklı ve resmi işleyişi gerçekleştirdiğimiz takdirde ülke olarak Bence çok çok başarılı bir noktaya Çünkü şu oluyor e, ben kendi hastalarımdan da biliyorum hastaya yani e, hiç e, irtibatı ve münasebet olmayan noktalardan e, yönlendirmeler olduğu zaman yani bir taksici bile çok affedersiniz güvenini sarsabiliyor. Havalimanında, havalimanında hasta iniyor şoförle karşılaşana kadar araya başka bir üçüncü şahıs girebiliyor evet. ve bir bakıyorsunuz ki hasta başka bir klinikte biz bunu birbirimize yapıyoruz. Hı -hı. Yani zincir ve sorunlar o kadar çok, çok konuşulabilir çok. ki hastanın sağlığı çok önemli sağlıklı bir süreçten geçmesi çok önemli memnuniyet sonuç alması çok Hı -hı. önemli tabii şikayet. Hastalar, hastalar özellikle yani turizm aşamaları toler edilebiliyor değil tabii ki fakat sağlık ve hastanecilik aşamasındaki herhangi bir aksama e, çok ciddi kötü geri dönüşleri oluyor. Çok kötü evet. bir ülke reklamı oluyor ve dış basında evet. da çok iyi kullanılıyor. Bize çok ciddi zarar evet. veriyor. Çok dikkat etmek lazım. Baştan sona kadar... Eğitim şart. Evet. Yani sağlık personelinin ayrıca bir turizmci gibi hasta karşılamaları, o süreçleri ve bu ülkenin artık bu işi yaptığını bilmesi çok önemli. <laughs> Aynen. Burada denetimler herhalde çok önemli. Yani hastanın e, nereye geldiği, ne şekilde tedavi olacağı bunlar hep planlanmış şeyler, randevuları vesaire. Buradaki bütün bu süreçlerde uçtan uca denetim yani e, bakanlığın ya da özel kurumların, Denetimleri bence olayları ve bizim daha bilinçli bu olayları yürütmemiz e, sorunu çözecektir. Şimdi e, denetimlerimiz evet bir şeyler söyleyebiliriz, yorumlayabiliriz ama inanın her şeyi devletten beklemek diye de bir Tabii. zihniyetimiz var. Ben hasta bilinci diyorum kişilerin bilinçli olması lazım. Kesinlikle. Hasta o. kötü sonuç ve ikinci seans için bize geldiğinde diyorum ki nereye gittin bilmiyor. E, seni nereye götürdüler? Arabayla aldılar, götürdüler. Ya nereye gittin sen? Hani nasıl bir yere gittin? Hangi <laughs> otelde kaldın? Arkadaş söyledi gittik. İşte bir baktım oraya şöyleydi ama yattık bir kere falan. Ve araştırmalarında ben yani sıkı sıkıya tembih ederim. Daha çok misyoner gibi çalışırım. Telefonlarda hastalarla konuşurum. Bir şeyi yanlış biliyorsa sonuna kadar, öğretene kadar hastayla konuşurum. Evet. Bu şekilde araştır yapmayın yanlış yapıyorsunuz. Hı hı. Bir kere kaç lirayla gidiyorsunuz? Kaç euroyla gidiyorsunuz? Bir kere hı hı. buradan başlamayın. Evet. Daha ucuzu, daha ucuzu, daha ucuzu. E o zaman sonradan Son beni perişan bunu. ettiniz falan. Yani evet. artık Türkiye ucuzlukta aranmıyor, kalitede aranıyor. Evet, evet. Çok güzel bir söyleşi oldu. Ben de çok sevdiğim bir konu. içinde bulunduğumuz sağ konulardan olun. birisi. Sizleri de tebrik ediyorum çalışmalarınızdan dolayı. Tekrar teşekkürler. ayağına sağlık. Çalışmalarınızda. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.